Ey gül dalı, gül dalı, oldum sana sevdalı. Gördüğüm günden beri sinem aşkınla dalı. Gördüğüm günden beri sinem aşkınla dalı. Saçları senden, saç bağı benden var. Git ey güzel, küsmüşem senden. Saçları senden, saç bağı benden var. Git ey güzel, küsmüşem senden. Yaban atma beni, ben senin aşığına bir pula satma beni. Ben senin aşığına bir pula satma beni. Saçları senden, saç bağı benden var. Git ey güzel, küsmüşem senden. Saçları senden, saç bağı benden var. Git ey güzel, küsmüşem senden. Bahçe pezik değil mi, ciğere ben sevdim, eller aldı bana yazık değil mi? Ben sevdim, eller aldı bana yazık değil mi? Saçları senden, saç bağı benden var. Git ey güzel, küsmüşem senden. Saçları senden, saç bağı benden var. Git ey güzel, küsmüşem senden. Yani köylerimizde yaşamsal olarak eskiden kullandığımız bütün aletler modernliğin getirdiği yeni aletlerle yok oluyor. Hı. Artık çocuklarımız bunları bilmiyorlar. Gelecekte hiç bilmeyecektir. Bir de köylerde bunlar biliyorsunuz yakıldı, döküldü, kırıldı, yok edildi. Artık bulmak mümkün değil. Dolayısıyla eskiyi anlatırken çocuklar kızak nedir? İşte harman makinesi nedir, döven nedir, süt makinesi nedir, sini nedir, efendim, yayık nedir, ot makinesi nedir, bunun adı neydi? Gürhan Bey siz de buyurun beni isterseniz. Sen de gidelim. Ağır gel ya. Nedir? Bunları anlatmak mümkün olmayacak. Bu makinayla tığ makinası, buğday ile saman birbirinden ayrılıyor. Saman oradan dökülüyor. Şimdiki çocuğunduk da yoğurdu. Buna döküldü, suyunu ona göre ayarlarlar. Bu böyle dövle dövle bu şekilde. Ne yapar Gürhan Bey? Yağ, yani yayık ayran yağını ayranını ayırlar. Ve tereyağı bunlar çıkarlar. İşte bu mesela kapata derler. Ekmek değil mi bu? Ekmek pişirmek için. Bunun hamuru bunun içeri üzerinde hanımlar vurarak işte yaygınlaştırırlar. Sonra da tandıra yapıştırırlar. Çamaşır teknesi böyleydi. Eskiden evlerde su yoktu. Öyle çamaşır makineleri yoktu. Annelerimiz böyle teknelerde çamaşırları, suyu gidip çeşmeden suyu doldurup getirip, yani şimdiki hanımlar kusura bakmasınlar, hani bir elleri yağda bir elleri balda, hanımlar kızacak bana ama erkekler de öyle de çeşmeden su getirip çamaşırı bunun içinde yıkarlardı. Biz bunları yaşadık çocukluğumuz hepsini. Bu mesela tarlada kullandığımız ipleri yaptığımız kelepçe, ottan ip yapılırdı bununla çevirerek. Evet. Heybelerimiz, bu mesela kerpiç dökme şeysi, kerpiç. Evler için eski zamanda. Tuğla yani, o zamanın tuğlası. Topraktan
ev yapmak için bu ot makinesi. Yani yonca ve korungaları hayvanların yiyebilmesi için parçalayan makine. Bunu buradan böyle otu sıkıştırıyorsunuz. Buradan böyle çeviriyor. Kesiyor. Ve kolba çeviriyorsunuz. Bu uzun otlar küçük küçük parçalara ayrılıp saman gibi hayvanların daha kolay yemesini temin ediyor. Bunlar eskiden işte kulluklarımız, hayvanların kulluğu çekerken kullandığı boyunduruklarımız. Evlerimizde elektrik yokken bu lüks lambasıydı. Bu lüks olduğu için sonra da çıkmıştı. Bu lamba yandığı zaman bir evde, o evde misafir var anlamına gelirdi. Anlatabiliyor muyum? Bir evde lüks lambası yanıyorsa orada misafir var. Ağır misafir var demektir. Ağır misafir olmadığı zaman da lamba, gaz lambası. Evet. Ya da fiske. Fiske daha önce. Bu sonradan çıkmış modern bir şeydi. Bunun fitili vardı. Pompayla çalışır ve fazla ışık verdiği için sadece misafirler için kullanılır. Efendim işte kapılarımız eski evlerimizin, ahırlarımızın kapıların örnekleri. Bu mesela ahırdan hayvanların dışkılarını taşımak için kullanılan sepet. Tek sepet. Tek sepet. Bunu tek başına çalışan, ahırdan toplanan dışkıları bunun içine koyar insanlar. Bunu böyle sırtına alır, sırtında dışarıya taşır. Ve nasıl bir çile? Bununla mesela bu süpürge, o hayvanların dışkıları ondan da süpürülür. Bunlar gene işte buğdayların evde kullanılan şeyler. Tepir. Tepir denir. Başka yerlerde başka lokal isimleri vardır. Bunlar gene elek, yani buğday vesaire bulgurun içindeki farklı şeyleri yapmak için. Bu kızak eskiden Bayburt'a bizim bu köyümüzden kamyonla 4 saat sürer. Şimdi yarım saatte gidiyorsunuz asfalt yolda. Eskiden bu kamyonlarla, kamyonun kasasında insanlar 4 saatte gider, 4 saatte gelirler. Yollar kapanırdı kışın. Aylarca yol açılmazdı. Yani kamyon araç işlemediği için insanlar kızakla gider gelirlerdi. Ve şu gördüğünüz küçücük kızağa 8 kişi, 10 kişi binerdi. Bunlar bir oturursanız oraya... Evet, bu şekilde. Aynı yerdir. 3 kişi, 3 kişi, 2 ortaya. Dizildi. 3 kişi buraya, 3 kişi buraya. Sürücü buraya. Bir kişi torpilli olurdu sadece bir kişi. Tamam. O ortaya oturup battaniyeye sarılma imkanına. Burası da bagaj. Burası da bagaj. Valizler, bavullar bu bagaja konulurdu. Bu da benim bir amcamızın asker bavulu. Katılın. Burada körük var mesela. Eskiden tabii her şeyde köylerde yaşam kendi içinde yeterlilik sağlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani üretimin ve günlük yaşamın her noktasını kendi içinizde yaratıyorsunuz. Ahşabınızı, arabanızı, ununuzu, değirmeninizi, yemeğinizi, tatlınızı, sadece tatlı şeker olurdu eskiden, kesme şeker ama o şeker de o kadar değer olurdu ki tane tane kullanılırdı. Değil mi Ömer? Evet. Yani çocuk fazla asa tepki alırdı. Yani evet. Çok gidiyecek. Öyle kıtlama var. Eskiden bir şekerle 10 bardak çay içmek maharetti. Dilinin altına bir şeker konulup 10 bardak çay içilirdi ki tabii sen yalayarak gidecek onu ki. Yani çocuklarımız bunları bu geçmişte yaşa. Biz çok şanslı bir kuşağız. Yani bizim kuşağımız neden şanslı? Biz 500 yıl önceki, 1000 yıl önceki hayatı da gördük ve yaşadık. Elektriksiz, susuz, sabanlı, kotanlı, boynuzlu vesaire tüm yaşamda yaşadık. Şimdi modern hayatı da yaşayan tek kuşağız. Bu ikisini buluşturduk ama bizim çocuklarımız bunlardan haberdar olmayacaklar. Yani sanki hayat böyleymiş gibi. Geçmişi örnekleriyle farkında olamayacak. Bu işte demirci körüğü bu. Bir her köyde yapılan demirlerin aletleri. Hava vererek. Bununla hava vererek demir bıçağı çalıştırıyorlar. Böyle
kaldırırsanız böyle çalışır, körü tava verir. Banyo teknesi de o kendim de yok. Bu da banyo teknesi. Yani çivilir. Yetişkinler için de mi Kenan Bey? Yetişkin de yani, kolay mı? Hem yetişkin yani, hem çocuk. Evet yani. Öyle banyo duş yok yani. Sıcak su da yok. Bugün soba bugün soba gibi yakılacak. Su ısıtılacak. Veya tandırda. Tandırda. Komede sobada da yıkanılacak. Ya da ağırda. Hayvanlar. Evet. Ve orada banyo yapılacak, çamaşır yıkanacak. Bu arkada bahçe için, tarla için herhalde malzemeler var. Atladığımız var mı orada Kenan Bey? Pulluk. Demir pulluk. Yine demir bir kerpeten gibi bir şey değil mi? Ne oluyor? Bu demir makası, demir kesme makası. Demir kesme makası. Demir kesme makası. Bugün de kullanılabiliyor onlar. Şu kotan dediğimiz, yani buna pulluk dediler ama bizde para kotan. Sapandan sonraki moderna. Daha büyüğü. Modernleşmiş hali. Sapan da, sapanda şey, bu kısım da ahşap olurdu. Ahşap olduğu için de sert, demir vardı sadece. Sert yerleri sürmek ve nadas yapmak öyle kolay bir şey değildi. İşte bunu giyen deriz. Başka yerlerde döven derler. Döven. Altında gördüğünüz gibi dişleri vardı. Harman kurulur. Ve bunun üstünde işte bunu at ya da öküzler çeker. Bunun üzerinde böyle akşama kadar sıcağından bir yani metre boyundaki gibi diyoruz safları saman haline getirir. Nereden üründen işte bu makineyle ayırıyoruz. Alet. Öküz arabalarımız dışarıda, herhalde bahane arabamız. Kaan arabamız var, arabaları, at arabaları, efendim söyleyeyim. Bütün bunlar hepsi yok oluyor. Su değirmeni. Yani artık su değirmenlerin hepsi, bakın Avrupa'da gezmeye gittiğiniz zaman su değirmeni varmış. Turistleri toplayıp su değirmenine gezmeye götürülür. Su değirmeni nasıl çalışır? Nasıl un üretilir diye gösterirler. Biz ne yapıyoruz? Bütün su değirmenlerinin hepsini... İki tane değirmenimiz var. Yok, yok. Bakın bizim köyümüzde iki tane değirmenimiz vardı, yok oldu. İleride neydi Zenci'nin bir ismi, bir köyü var orada. Baraj yapıldı biliyorsunuz. Orada bir su değirmeni daha vardı. Suyun altında kalacak. İşte sağ olsun sahipleri bize verdiler. Oradan su değirmenini söktüm, getirdim buraya. İnsanlara göstereceğiz, hem de sembolik de olsa bunu üreteceğiz. Bir başka projem de ileride inşallah o kısmada köyde doğup büyüdüğüm evin elektriksiz, susuz aynısını buraya yapıp toprak damlı bir evin yaşamasını sağlayıp, çünkü hepsi yıkılıyor, yok oluyor. Maalesef yaşasın diye onu yapacağız. Bizde kop dağı, bizim elin vardır, bahçası bağı, bizim elin vardır, bahçası bağı. Bu boyunduruğu, bu samısı, bu sambağısı, bu taş, koda taşı, beşki öküzünün taşı. Öküzler buraya koşulduğu zaman, bu şey kaldırdığı zaman bu yukarıya kaldırır. Kaldırınca hayvanların boğazını sıkar. Dolayısıyla bu boyunduruk hayvanların boynuna tam otursun diye oraya da bir taş asılır ki, değil evet, mi? Evet. Taş onu şey yapsın. Dolayısıyla hayvan hem bu ağır şeyi taşır hem de... Bu da kayış arabayla, bunu birbirine bağlayış. Bu tabii sonra modernize oldu, öbür araba çıktı. Bu daha hareketli, bu tabii biri dönen biri dönmeyen bir mekanizma. Çok ağır ve zor bir şey. Böyle bu ses çıkarır dönerken böyle o... şeylerden değil mi Ünal Bey? Evet, evet. Hız, caz, ısındığı için çok falan ses çıkarmış. Ben de hatırlıyorum. Bazen sabun sürerdik sesi kesin. Yağlardık bunları ki bunu yağlanırdık ki daha bağırır. Güzel ses çıkarsın. Caz, cız diye. Tamam. O da tapan. O da tapan var. Bunların hepsi yok oldu. Şimdi modern aletler bunları hayatımızdan hepsini çıkardı. Yok etti. Yürü.
gelecek anlatalım diye. Gelecek kuşak da bunları görsün, tanısın. Kenan Bey, burada örnek bir tah işçiliği görüyoruz. Bununla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Hani eleştirdiğimiz konulardan bir tanesi var ya, Mostar Köprüsü'nü onaran taş ustaları Bayburtlu. Evet. Yani taş ustalarımız var ama maalesef taş işçiliği giderek yok oluyor. Geleneksel, çok özel bir şey bu. Çok güzel bir ustalık. Dolayısıyla Mostar Köprüsü'nü onaran Ömer Kırmızı Bey baş ustasıydı oranın. Bu kapı girişini yaptı sağ olsun. Çok güzel bir kapı oldu. Tek tek taşları el işlemesiyle yaparak güzel bir kapı girişi uygulaması oldu bu. Umarım Ömer Bey'e başka arkadaşlar da bu tür işler yaptırırlar da. Bakın yani yine eleştirel bir şey. Bu Ömer Kırmızı Üstadımız burada 3 ay çalıştı. İnanır mısınız, köyümüzden bir tek genci bu 3 ay süresi içerisinde bu ustanın yanında staj yapacağız. Size ikna edemedik. Yani böyle bir şey olur mu? Yani bir şans değil mi? Yani bir taş usta. Yani ben kendim işim müsait olsa bırakıp gelip o ustadın yanında ya bu nasıl bir şeydir diye öğrenmek isterdim. Yani genç kuşağımızın da bu geleneksel sanatlara karşı çok büyük bir ilgisizliği var. O da önemli bir problem. 3 ay sadece bunu yapmak için? Sadece 3 ay uğraştı. Bunlar 3 ay taşları tek işleyerek kendi eliyle burayı 3 ay sürdü. Yani bu kapıyı 3 ayda yaptı. Karabaşlı Alabaşı da bir şey yapıp görüntü. Evet, aldık abi. Bunları galiba İstanbul'da da... Karabaş ve Alabaş, oradaki bahçemizden getirdik buraya. Burada daha özgür bir şekilde dolanıyorlar, çimiyorlar, geziyorlar. Sabahtan akşama kadar hayatlarını yaşıyorlar. Vurdu geçti, gelen yalvurdu geçti. Çalina'nın aynam, başım çalina.
Thank you.